Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum yufka açmadan oklavasız, merdanesiz harika bir yöntemle ıspanaklı börek yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Böreğimizin yapımını önce ıspanaklarımızı güzelce ayıkladık ve yıkadık. Gördüğünüz gibi harika böyle su gibi ıspanaklar var. Şimdi tam zamanı bol bol yapıp tüketebilirsiniz. Böreğini, yemeğini, kavurmasını. Ben bugün sizler için ıspanaklı böreğini yapacağım. Fırın böreği deriz biz. Bazen çullama da deriz. Önce ıspanaklarını güzelce bol suda yıkadım. Kumlarından iyice arındırdım. Aralarında gördüğünüz gibi bu şekilde tek tek açarak yıkadım. Şimdi ıspanaklarımız biraz suyunu süzerken hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz için karıştırma kabımıza 1 çay bardağı ılık sütümüzü alalım. Üzerine de yine 1 çay bardağı ılık su. 1,5 çay kaşığı toz şeker. Ve yarım pakette instant mayamız var. Bunu da katalım. Ve önce mayamızın aktifleşmesi için şöyle şekerimizi ve mayamızı iyice eritip 5 dakika bekleyelim. Mayamız iyice eridi. Şimdi de içerisine yarım çay bardağı ben zeytinyağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa fark etmez. Yağımızı alalım. Bir adet de yumurtamız var. Bunu da ilave edelim. Ve tekrar iyice karıştıralım. Artık yavaş yavaş unumuzu katmaya başlayabiliriz. Şöyle bir yarısını kadar koyalım. Yine 1,5 çay kaşığı da tuzumuz var. Bunu da ilave edelim. Önce kaşıkla bir karıştıralım. Daha sonra da elle yoğurmaya geçeceğim. Şimdilik 4,5 su bardağı un hazırladım. Eksik veya fazla olursa belirteceğim. Videonun altındaki açıklamalar kısmında tüm malzemelerimiz yer alıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumuz artık hazır. Şöyle yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur. Son bardağımızdan 4,5 bardak un hazırlamıştık. Bir kaşık kadar kaldı. Bu unların kalitesine göre farklılık gösterebiliyor, markasına göre bazen. Son bardağınızı kontrollü bir şekilde ilave edin. Yavaş yavaş katıp o şekilde yoğurursanız hiçbir sorun olmaz. Tam kıvamını yakalarsınız. Hamurumuzun üzerine bir streç filmle kapatalım. Ilık bir ortamda ortalama 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken ıspanaklarımızı doğradık. Yarım kilogram ıspanağımız var burada. İçerisine de bir adet yemeklik şeklinde ince ince doğradığım soğanım var. Onu da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz. Biraz değirmen karabiber. İsteğe bağlı pul biber, kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Ve şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Şimdi de tepsimizi hazırlayalım, böreğimizi yapacağımız. İçerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yağ ilave edelim. Ve bir fırçayla şöyle her tarafına gelecek şekilde yağımızı dağıtalım. Hamurumuz ortalama 1 saatte gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi artık üzerini açalım. Hamurumuzun önce bir havasını alalım. Maya kokusu gitsin. Şöyle güzelce sonra toparlayalım. Hamurumuzu toparladık. Şimdi yağlamış olduğumuz tepsimize alıyoruz hamurumuzu. Üzerine şöyle yine çok az bir yağ döküp şöyle elimizle tepsimizin boyutunda oklava, merdane bir şey kullanmadan hamurumuzu yavaş yavaş bu şekilde açıyoruz. Şimdi şöyle iki elimle
daha kolay olur. Bu şekilde yapıyorum. Size de tam göstermek için. Hamurumuzu tepsimizin boyunca iyice büyüttük. Kenarlara doğru yayarak açtık. Şimdi ıspanaklarımız da biraz öldüler. Zaten tuz ve yağ ile karıştırınca tam ortasına şöyle koyalım. Hamurumuzu, ıspanak harcımızı. İç harcımızı tam ortasına koyduk. Şimdi hamurumuzu yanlardan alarak şu şekilde ortada birleştiriyoruz. Şöyle bohça yapar gibi. Şunu da şuradan alalım. Şu şekilde şimdi tekrar basarak tepsimizin boyutunda hamurumuzu yeniden büyütüyoruz. Dikdörtgen bir tepside de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kare, yuvarlak, hangisi varsa, hangisini tercih edersiniz. Böreğimizi tepsimizin ebatında açtık. Şimdi üzerini başka bir tepsiyle kapatıp 15-20 dakika tepsi mayasında dinlendiriyoruz. Böreğimiz tepsi mayasında dinlenirken biz üzerine süreceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Bunun için 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Onun üzerine de şöyle yarım çay bardağına yakın zeytinyağı ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Böreğimiz 20 dakika tepsi mayasında dinlendi. Şimdi üzerine zeytinyağı ve yoğurt karışımımızı sürüyoruz. Şöyle önce her tarafına bir gezdirelim. Şöyle kaşığımızın arkasıyla. Biz bu böreği arkadaşlar taş fırında ekmek yaparken çok yaparız. Köyde annem, ablamla birlikte. Ekmekleri fırına verdik mi hemen çayı demleriz. O arada da önce bu pişer. Sıcak sıcak çayımızla birlikte afiyetle yeriz. Şimdi de böreğimizi dilimliyoruz arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Fırına girmeden önce dilimlememiz gerekiyor. Şöyle kareler şeklinde dilimliyorum. Şimdi tekrar çevirdim. Diğer taraftan dilimliyorum ki tam kareler olsun dilimlerimiz. Şimdi böreğimizin üzerine susam ve çörek otu atalım. Böreğimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Benim fırınımda 40 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Böreğimizin ilk ateşinin çıkması için bir 5 dakika ılımaya bırakıyoruz. Böreğimiz biraz ılıdı ve dinlendi. Şimdi yavaş yavaş şu kestiğimiz işaretli bölümlerden, daha önce pişirmeden önce kestiğimiz bıçak izlerinden şimdi tekrar üzerinden geçip yeniden keselim. Böreğimiz dinlendi ve sunuma hazır. Şöyle 4 dilim tabağımıza da çıkarttım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Yumuşacık, pamuk gibi. İçi deseniz zaten ıspanaklı, soğanlı, böyle harika bir lezzet. Çok da kolay bir yapımı var. 5 dakikada hemen elle kolayca açabileceğiniz, hiç yufka açma bilmiyorum, yapamıyorum diyecek bir şey yok. Elinizle harika bir şekilde açıp yapabilirsiniz. Şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakın nasıl güzel. Hiç öyle kuruma falan hiçbir şey yok. İçi de bol ıspanaklı. Pamuk gibi harika bir böreğimiz oldu, sinir böreğimiz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.